Hayal ailesi. Böyle. Hazırda evde kimse yokken ben bir havuza gireyim. Şuradan şöyle kaydıraktan kayıp cüp havuzun içine. Haydi bakalım. Ambulans. Hayal hastanesi. Düşme vakası. Tamam tamam. Hemen bir ambulans yönlendiriyorum. Ambulans, yardım edin. Efendim, geçmiş olsun. Sakin olun lütfen. Sakın hareket etmeyin. Şimdi hemen sizi sedyeye alacağım. Sizi sedyeye almadan önce söyleyin lütfen. Tam olarak nereniz acıyor? Her yerim acıyor ama şu ayağım daha bir fazla acıyor. Bu mu? Ha. Tamam. Önce bunu sabitlememiz gerekiyor. Ayağınızı destekleyecek iki tane çubuk ve esnek sargıya ihtiyacım var. Evet. Ayak tamam. Boynunuzu da sabitledim. Şimdi benimle beraber sedyeye çıkmaya hazır mısınız? Hastayı çok sarsmadan sedyeye alabilmem için kaşık sedye kullanacağım. Evet beyefendi. Şimdi sizi yavaş yavaş sedyeye doğru alıyorum. Evet evet, süper. Harika gidiyorsunuz. Şimdi. Hazırsanız sayıyorum. 1, 2, 3. İyisiniz, iyisiniz. Tansiyon normal. Kandaki oksijen değeriniz çok iyi. Evet, gözlerde de travma belirtisi yok. Bilinciniz açık. Şimdi ben sizi güzelce bu sedyeye sabitleyeceğim ve ambulansa yükleyeceğim. Bundan sonraki diğer işlemlerinizi de doktor hanım ilgilenecek. Şimdi ambulansa biniyoruz. Yavaşça. Bir şey yok, bir şey yok. Sorun yok. Şimdi doğru hastaneye. Doktor Ayşe, ambulans geldi. Geldim, geldim. Evet, nedir durum? Doktor Ayşe Hanım, evet. Yüksekten düşme. Orta yaşlarda, erkek, bilinç açık. Herhangi bir travma belirtisi şu anda henüz yok. Bacakta çok yoğun şekilde hassasiyet var. Tansiyon, kandaki oksijen değeri, her şey normal. Tamam, teşekkürler ATT Ümit. Gerisini biz hallederiz. Geçmiş olsun beyefendi. Evet. Evet beyefendi, geçmiş olsun. Şimdi röntgeni alacağız. Anlatın bakalım, olay nasıl oldu? Doktor hanım, havuza girecektim. Ne olduğunu anlamadım. Bir anda ayağım kaydıraktan kaydı. Kendimi bir anda garajın önünde buldum. Nereden baksanız 3 kat aşağı düşmüş olmalıyım. Evet. Hassasiyet, kızarıklık ve şişlik mevcut. Şimdi hemen röntgenini alacağım. Tamam. Siz hareket etmeyin. Röntgen cihazımız. Evet, bir bakalım. Bilekte kırık var. Hadi ya, ayağımı çok kötü çarptım aşağı düşerken. Evet, asistan Barbie, alçı malzemelerini hazırlayalım lütfen. O sırada ben sizin başka yerlerinizi hemen kontrol edeyim. Hemen hazırlıyorum Doktor Ayşe. Sargı alçı mı yoksa kalıp alçı mı istersiniz Doktor Ayşe? Kalıp alçı hazırlayalım. Hemen. Bir de belim ağrıyor demiştiniz. Belimi de çarptım galiba. Evet.
Tabii kızarıklıklar ve biraz darbeye bağlı ağrı mevcut. Evet evet ama ayağım kadar değil. Hazır doktor hanım. Tamam. Beyefendinin kollarına ve sırtına ağrı kesici kremler sürelim lütfen. Tabii ki. Evet, alçamızı yapıyorum. Evet. Son düzeltmeleri de yapalım. Tamam. Tamamdır. Ağrı kesici kremlerinizi de sürdüm. Teşekkür ederim hemşire hanım. Rica ederim. Geçmiş olsun. Evet, ben reçetenizi yazdım. İlaçlarınızı lütfen düzenli bir şekilde kullanın. Boyunlu çıkarmıyorum. Boyunuzun sabit kalması gerekiyor. Sadece yatarken çıkartabilirsiniz. Boyunlu bir hafta sonra çıkartabilirsiniz. 10 gün sonra da kontrole gelin lütfen. Teşekkürler doktor hanım. Geçmiş olsun efendim tekrar. Kolay gelsin. Bana bir taksi çağırır mısınız? Hemşire hanım ilgilenelim lütfen. Hayal Hastanesi'nin önüne bir taksi lütfen. Tamam, geliyormuş. Teşekkür ederim. Ben burada bekleyeyim o zaman. Bunları kullanabilirsiniz. Çünkü ayağınızın üzerine basmamamız gerekiyor. Tabii tabii, sağ olun.